Allah'ım sen abimin aklına mukayyet ol. Delirdi, iyice gitti galiba. Çık! Ulan öyle kolaydı hileyle koca boşamak. Çek lan şunu. Çek. Çek. Çek! Çek! Abim çıkmıyor. Oğlum çeksene şunu. Bıçak getir, kes at şu parmağı. Kes at şu parmağı, çek. Çek oğlum, çek! Çek! Ulan hiçbir şey değilse insan karnındaki bebeğe hatır eder be. Abim yüzük. Başlatma yüzüğüne be. Çay getir. Abim demli mi olsun? Zifiri karanlık olsun lan. Dünyam kararmış benim zaten. Yürü. Ulan servet durmaz. Ben sana ne yapacağım? Sen o bebeği bir doğur. O Türk filmlerindeki çocuklar gibi anaya düşman yetiştirmezsen ben onu bana da Yılmaz Durmaz demesinler. Buyur abim çay. Ulan gideceğim başkasıyla evleneceğim. Gidecek başka kadınlara ana 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 diyecek, peşinden koşturacak bebeğim. İçin yanacak. İçin yanacak servet durmaz. Abim bu kadar demli içmesen mi diyorum. Baksana sinir yaptı galiba. Ya erkek olursa zaten kolay. Topçu yapacağım onu. Antrenörü de ben olacağım. O deplasman seni, bu deplasman benim, dolaşacağız. Bebeğinin yüzüne hasret kalacaksın servet durmaz. Kız olursa zaten babaya düşkün. Alacağım kızımı karşıma, diyeceğim kızım bak. Bak çok önemli bir hayat dersi sana. Sen ol. Sakın ha anana benzeme. Sakın. Abim çok uzun vadede planlar yapıyorsun ama. Ya bir bıt konuşma lan kafamın başında. Şurada konuşuyoruz, görmüyor musun? Ne kesiyorsun? Ben ne dediğimi bilmiyorum ki abim. Saçmalıyorum. Daha doğmamış Sabiye don biçiyorsun. Yapma artık böyle gözünü seveyim. Korkutuyorsun beni. Ulan ne dedin sen? Ne dedim abim? Ulan ağzını öpeyim ulan be. Ben senin bu ağzını yiyeyim lan, senin ağzını. Doğru diyorsun lan. Ne dedim İntikam abim? Sıcak yenen bir yemektir değil mi? Ateşi daha üstündeyken yiyeceğim serveti. Çıtır çıtır yiyeceğim vallahi. Abim intikam soğuk yenir soğuk. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın abim? Muhtaç edeceğim onu kendime, muhtaç edeceğim. Beş parasız bırakacağım, işlerini bozacağım. Üç kuruş için gelip bana yalvaracak, yardım dileyecek. Abim çok yanlış çıkarsam olay peşindesin ama. Ulan aferin lan Nuri. Aferin senin ağzına. Yürü git çay getir, bir tane de kendine al. Oğlum sen Yılmaz abime çay götür, beni sorarsan lavaboda falan de ha. İdare et ha. Peki Nuri abi. Hadi. Başka bir çare bırakmadın abim bana. Selamun aleyküm İsmet kardeş. Oo Nuri, yüzünü gören cennetlik. Ya İsmet kardeşi uzatma da bana bir ilaç lazım. Şu mavi olandan mı? Anladım, anladım. Ya oğlum neyi anladın, kendime değil başkasına. Hep başkasına lazım olur zaten böyle şeyler. Bak Nuri, bunca yıllık dostluğumuz var. Hem tıpta ayıp olmaz. Şimdi benim bir abim var, sinirli mi sinirli. Her şeyi kafasına takar. Biraz da fevri, zor bir dönemden geçiyor. Ailevi meseleler diyelim. Benim de çok kıymet verdiğim bir abim. Kendine, sevdiklerine zarar verecek diye korkuyorum. Şimdi bana bir sakinleştirici ilaç lazım. Ama reçete meçete yok ha. Böyle abimi hamur gibi yapacak. Sakinleştirecek, sinirini alacak. Tam elimde senin istediğin ilaçtan var. İşine yarayacak bir ilaç. Reçetesiz, tamamen bitkisel. Dur getiriyorum. Hadi bakalım. İnşallah işe yarar ha. Ah Yılmaz abim, bizi düşündüğün durumlara bak. Bu senin işini görür. Bak, bunu abine ver, lokum gibi olur. Hiçbir şey kalmaz, hiçbir şey de kafasına takmaz. Yani işe yarar mı diyorsun İsmet kardeş ha? Yarar tabii, hem de çok işe yarar. Ama sakın alkolü verme ha. Alkolü verirsen abinin dünyası şaşar. Sana söyleyeyim. İşe yarar ha. Ne kadar İsmet kardeş? 20 lira verse. İyi hadi bakalım. Al bakayım. Bak bu dediklerimi sakın aklından çıkarma. Tamam mı? Tamam bakalım hadi. Nuri, abin bambaşka birisi olacak. Bambaşka, tanıyamayacaksın. Sağ olasın İsmet kardeşim, sağ olasın ha İsmet'ciğim. Canım ben kurban olurum sana. Hadi görüşürüz. Keşke bu noktaya gelmeseydik abim. Affet beni. Bünyesine göre de değildi. Benden gibi adam sonuçta. Deli bir de. Hem iri hem deli. Faydalar faydasız abim sayende. En arabesk şarkılara döndüm.
Sevdiği kızın kazasına ilaç katan Nuri Alçok gibiyim. Ne yapıyorsun abim? Servet. Servet'in dünyada nefret ettiği şeylerin listesini yapıyorum. Aklını alacağım onun aklını. Pişman olacak beni düşman edindiğine. Bunu sen istedin abim. Buyur abim iç. Bu ne lan? Abim çayla zorlandığını görüyorum. Bir kadeh iç de istediğin kafaya çabuk ulaş. Vallahi tıkır tıkır çalışıyor bugün şerefsiz kafa ha. Getir bakalım. Oy. Oh yarasın ha. Vallahi yaradı. Anam buldum. Neyi buldun abim? Vallahi buldum billahi buldum. Servet'in dünyada en çok nefret ettiği şeyi buldum. Söyle. Neymiş ki abim? Oğlum şş, iyi düşün. Şş, bana bak. En çok nefret ettiği şey Servet'in lan. Şş. Söylesem mi acaba? Söyle söyle. Sen. Ben. Aferin lan. Ben tabii. Yolumaz. Durmaz. Haydi bakalım Servet Hanım. Delirteceğim onu. Çıldıracak, kaçacak yer bulamayacak. Zaten karşı komşusu değil miyim oğlum? Abim yapma. Delirecek, delirecek. Hatta abim, şimdi başlıyor. Abim nereye gidiyorsun? Abim bir kadeh daha içseydin bari. Dibinde kalmış mı lan onun? Getir bakayım şunu. Vay Allah'ım, vay vay vay. Nuri'ye bak be. Geliyor mu lan Servet Durmaz, geliyor. Ulan ilaç inşallah işe yarar. Yoksa yine kesin karakolluk oluruz. Ama bu sefer Yılmaz abimi polisler kesin öperler. Arabayı da bunların arabalarının dibine bir güzelce park edeyim. He? Bir çıkamasınlar bakalım. Servet gelsin, rica etsin öyle çıkarım diyeceğim. Ne yaptın be kardeşim? Koskoca yoldururken geldin benim arabaya çarptın. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Bismillah. Oh ne güzel esti be. Allah Allah. Nasıl oldu anlamadım vallahi ya. O dostuma girdin. Bir sürü masraf. Ne yapacağım ben şimdi? Kim ödeyecek bunun parasını? Of güzel kardeşim ya. Takma kafana. Halledeceğiz. Neyi halledeceğiz? Neyi halledeceğiz? Kim ödeyecek bunun parasını? Ya dur bir sakin. Birader geçmiş olsun. Sağ ol. Eyvallah. Buralarda Yılmaz Durmaz'ın mekanı varmış. Benim benim gel. Oy. Lan. Vallahi ne güzel istiyor. Yine kaza yine sen. Oğlum bana bir şeyler oluyor vallahi ya. Ben eki görmeye başladım taksicilere ha. Sen tanıyor musun bunu? He tanıyorum. Sabah da benim arabaya vurdu aynı şekil. Paramı da vermedi. Kartını verdi. Sabahtan beri peşinde dolaşıyoruz beyefendinin. Sen bela mısın kardeşim? Vereceksin paramı. Vereceğiz. Şu an şimdi istiyorum paramı. Vereceğiz. Artistik yok yalnız. Anam. Bak bak bak. Kaçmak için numara yapıyor. Şşt bana bak. Alo. Paramızı ver paramızı. Vereceksin paramızı. Vereceksin ya para 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 para. Ne kadar para canlısıymışsınız arkadaş siz ya. Vereceğiz ya. Bak ne güzel esiyor boğaz. Of. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Paramızı vereceksin. Alo. Şaka mısın kardeşim sen? Versene paramızı. Ya ilahi kaptana. Alem adamsın vallahi ya. Sen de iyi adamsın vallahi. Seni hırpaladık biraz. Hakkını helal et. Yok canım. Ellerin dert görmesin canım benim. Eyvallah. Bu eksikti. Tamam, keşke şikayetimi tamam. Geri almasaydım. Hadi dikkatli git ha. Çarpmasınlar sana yine ha. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi. Ay canım benim ya. Güzel insan ya. Aa! Yılmaz! Ay üstüme iyilik sağlık. Ne oldu sana böyle? Servet'im sen nasılsın? Valla sabahtan beri seni merak ediyorum ya. Sen beni bırak. Sana ne oldu diyorum. İyiyim ben. Bir şey olmadı.
Ya ağzın burnu birbirine girmiş. Dövdüler mi seni? Onları diyor. Taksici arkadaşlar sağ olsunlar biraz benzettiler beni. Ellerine sağlık. Efendim? Ha yok bir şey, yok bir şey. Ya Servet, sen nasılsın? İyi misin? Moralin iyi mi? Ha? Yılmaz sen iyi misin? Kafana çok mu vurdular senin? Yok yok, vallahi bir iyiyim. Bir iyiyim Servet'im, yani sorma gitsin ya. Oh oh! Yani böyle sanki sırtımda bir yük vardı. Aldılar bu yükü, koydular başka bir yere. Böyle bir hafifledim, bir kuş gibi kaldım ya. Oh oh! Ne güzel hayat vallahi. Laflara bak, laflara. Boşandın tabii, böyle konuşursun. Aşk olsun ya Servet'im. O nasıl söz öyle? Hiç alakası yok boşanmakla falan. En sonra ben sana bir şey diyeyim mi? Boşanılabilir bence. Yani iki insan anlaşamıyorsa, mutsuzsa, devamlı kavga ediyorlarsa hırgür, ne yapacaklar? Medeni iki insan karşı karşıya gelecek, gerekli prosedürleri yerine getirecek, birbirini kırmadan ama boşanacaklar. Okeydir bence boşanmak yani. Allah Allah, ateşin de yok senin. Bana bak, benimle dalga geçme. Zaten başımızda bin bir türlü bela var. Servet'im hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey mi? Ya Yılmaz, sevda yok. Dün gitmiş, yani bir sürü saçma sapan şey olmuş. Ama artık kocam olmadığına göre bunlarla kafanı şişirmek istemiyorum. Dur bakayım kızım ya, öyle şey olur mu? Ne demek kocan değilim, kocan değilim? Ama bunca yıllık tanışıklığımız var, bunca yıllık hukukumuz var. Bak, Sevda da hukuk fakültesinde okuyor. İstersen ona sorabilirsin yani. Ha? Kötü espri, tamam. Kötü espri. Yılmaz bak, kalıp seni doktora götürmek isterdim ama inan zamanım yok. Sevda'yı aramalıyım. Kızım, ben seninle beraber geleyim, yol arkadaşlığı yapayım. Olur mu? Alo? Alo, abim iyi misin? Kimsin kardeşim? Abim Nuri, ben Nuri. Hangi Nuri ya? Abim dalga geçmenin sırası değil. Burada yanımda bir arkadaş var. Acil seninle görüşmek istiyor. Görüşsün güzelim, ver. Ver görüşsün. Abim Sevda abla burada. Kimseye haber vermeden gelsin. Acil konuşmamız gerekiyor diyor. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Geliyorum ben. Servetciğim benim gitmem lazım güzelim. Ne olmuş, ne diyor Nuri? Aman ne desin ya, Nuri 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 konuşuyor işte böyle. Bır 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 bır. Gidince ben öğrenirim ne dediğini, tamam mı? Hadi benim gitmem lazım canım. Bana bak Servet, lütfen. Bu aklımıza hiçbir şeyi takmıyoruz, tamam mı? Pozitif düşüneceğiz devamlı. Bak sonra benim gözüm arkada kalıyor, tamam mı? Oldu mu? Hadi güzelim. Hadi iyi akşamlar canım benim, iyi akşamlar. Ya bir saniye ya, ben sana ne dedim değil mi? İyi akşamlar mı dedim, iyi günler mi dedim? İyi akşamlar dedin. İyi günler olacaktı o, değiştiriyorum, tamam mı? İyi günler. Koskoca bir gün var önümüzde, tamam mı? Güzel güzel yaşayalım bugünü. Hadi bakalım. Sağlıcakla tatlışko. Sağlıcakla. Ana, kız Sevda sen miydin? Ay kuşum benim, ne oldu kız? Kuşum benim, kuşum gelmiş. Sevda kuşum, sarı kuşum. Enişte, ne oldu ya senin suratına? İyi misin sen? Ya ne olacak canım? Boş ver sen benim suratımı ya. Çarptım, düştü. Sana ne oldu? Ya enişte, benim senden başka gidecek hiçbir yerim kalmadı ya. Yapma. Yapma, tontonum benim. Tonton kızım benim, ağlama. Bak bakayım bana. Bak bana. Ben senin enişten değilim. Sen de mi ya? Ya sen de mi onunla öyle birlik oldun? Ya kız olur mu? Onlarla birlik olur muyum ben ya? Allah Allah. Ablanla boşandık ya. O açıdan yani enişten değilim. O anlamda dedim, istiyorsan halan olurum, dayın olurum, amcan olurum, eltin olurum, görümcen bile olurum kız. Ne boşanması ya enişte? Ne diyorsun sen? Sen nasıl ikna oldun? Ya civcivim. Ya bu boşanma boşanma meseleleri vallahi çok tatsız şeyler ya. He? Mahkemeydi, ıvırdı zıvırdı, avukat mavukat. Yani vallahi burada gerim gerim geriliriz. Hiç gerek yok kızım. Gel biz seninle tatlı tatlı şeyler konuşalım. Baklaman benim. Küçük civcivim. Hı? Hadi gel.
bebeğimmişim ben enişte. Ne güzel ya. İşte böyle, böyle şeylerle gel bana. Çay içer mi? Vay be. Demek öyle ha. Sarı Sevda, üvey. Üveymişsin ha. Allah Allah ya. Ana tarafından mı, baba tarafından mı üveysin? Ya enişte söyledim ya, babamın kızı değilmişim işte. Tevekkeli değil. Ben her zaman derim zaten, bu kız derim babasının kızı değil. Sen de zaten her zaman böyle bir anasının kızı durumu var biliyor musun? Anan ama gerçek değil mi sahici? Bir sorun yok onda yani. Ya ne diyorsun enişte ya? Ciddi ciddi bir şey anlatıyorum sana, şurada dalga geçme. Yok, hemen de kızarmış benim civcivim. Hemen de kızarmış. Kızma kız. Tamam. Anlat hadi, üzülme. Üzülme Sarı Sevdam benim. Üzülme. Söyle bakayım. Ya ben nasıl üzülmeyeyim enişte ya? Ben zaten annemi tanımıyordum. Ben çocukken çekmiş gitmiş bir kadın. E şimdi babamı da tanımıyorum ben. Of. Aman Sevda ya, aman. Hiç fazla da kafaya takmamak lazım böyle şeyleri. Adamı hasta eder vallahi ya böyle şeyler. Ne olacak yani? Hangi birimiz anamızı babamızı seçiyoruz ki sonuçta yani? Nasıl? Ya kızım bak şimdi, dünyada bir sürü üvey evlat var. Ben belki ben de üveyim. Al bu garson belki o da üvey. Nuri kesin üvey. Değil mi yani? Yani üvey olduğunu bilen var, üvey olduğunu bilmeyen var. Yani üveylik müessesesi böyle bir müessese. Üvey. Ama söyle bakayım şimdi ben senin için ne yapabilirim bugün? Bir söyle bakayım hadi. Bırak istemez. Hadi kız. Aman nazlanma hadi söyle. Ben gideceğim buralardan. Ama yardımına ihtiyacım var. Para lazım bana. Allah Allah, para mı lazım? Ya niye söylemiyorsun ki para lazım diye? Al, al şunu bakayım. Al. Allah'ım ya. Ya dur bakayım ne oldu? Ha, çok istiyorsun sen. Çok para mı lazım? Çok para lazım. Çok uzağa gideceğim çünkü enişte. Kendime yeni bir hayat kuracağım ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Ben sana para bulacağım. Tamam. Bu halloldu. Başka. Söyle bakalım ne istiyorsun? Çok uzağa gideceğim diyorum. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Ya, enişte sen beni durdurmaya çalışmayacak mısın? Allah Allah, niye karşı çıkayım kızım senin? Allah, yüreğin nereye götürüyorsa oraya gideceksin tabii ki. Ben senin her zaman arkandayım. Yalnız enişten değilim ona göre. Tamam. Dur bakayım ben bir telefon görüşmesi yapayım şimdi, geleceğim tamam. Hadi bakayım kuşum. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Hoppa! Nurim benim. Evet. Buldum senin parayı. Harbiden mi? Harbiden. Birazdan gelir canım benim. Ya aslan enişten benim. Var ya tam gelmeyince ben de yalan söylüyorsun sandım. He. Ablama söyleyeceğim diye kalkıyordum tam. Şşş, bir dakika. Yılmaz durmaz var karşında kızım. He? Halden anlarız biz. Ya aslan enişten benim ya. Aman aslan Yılmaz abim. Yani aman enişte işte. Gel ben sana bir şimdi güzel bir yemek ısmarlayayım, olur mu? Ya yok enişte ya, aç değilim. Bak ya, benim yüzümden böyle zora girdin zaten, borca girdin. Bak sana söz veriyorum. Ben çalışıp ödeyeceğim bak borcumu en kısa zamanda, tamam mı? Ya kızım sen borcu morcu kafana takma. Civcivim benim. Ne yapacaksın sen borcu? Tamam benim ortaktan aldım. Hallederiz biz kendi aramızda, sorun değil. Ortak yani... Ya Tibet. Ya senin Tibet ya kızım. Ben mekanı ortak oldu da ondan istedim parayı. Aa. Çok parası var kız. Hiç koymaz ona, merak etme sen. Ya enişte ne yaptın be? Ya ben ondan kaçıyorum zaten. Söyledin mi burada olduğumu? Söyledim, söyle. Ay canım benim, bir sevindi, bir sevindi göreceksin. Gençlik işte ya. Tamam ya, gidiyorum ben. Ya para getirecek sana, sen para istemedin mi kızım? Oh, oh. Şşşt! Gel, gel buraya, gel buraya. Ne oldu? İşte sen bana gerçekten iyilik yapmak ister misin ama harbiden iyilik? Ne istersen yaparım canım benim, söyle. Ya o zaman alma şu Tibet'i buraya ya, gitsin ya, görmesin beni ne olur. Sevda ablam, sen Yılmaz abimin odasına geç hele. İşte bak, bunun burada olduğunu söyleme tamam mı, lütfen.
Söylemeyeceğim söz. Hadi git saklan sen, ben halledeceğim. Değil mi Nuri'cim benim? Canım Nuri'm benim ya. Bir tane, bir tane. Yılmaz abi ne haber? Tübetim. İki gözüm. Sen nasılsın ortak? Şey abi, Sevda demiştin ya, sen nerede Sevda? Ne yapacaksın Sevda'yı? He? Gel ben sana güzel bir yemek yapayım. Gel karınlaştır seni şimdi. Abi. Gel delikanlı gel. Abi. Evet, salatamız geldi Yılmaz abim benim. Geldi, geldi güzeller güzelinin salatası geldi. Sen yedin mi hiç Nuri'nin salatasından? Abi Sevda nerede? Ha canım kim? Sevda abi, Sevda aradın ya, burada dedin, çağırdın. Ben. Abi sen? Ne dedim? Ya dedin para lazım dedin, acil dedin, yolcu yolunda gerek dedin. Ya demem ben öyle şeyler, nereden diyeyim ya? Bir şey söyleyeceğim. Yılmaz abim sen bir kalk elini yüzünü yıka. Baksana Betim benzin atmış, kıpkırmızı olmuşsun. Baksana kıpkırmızı olmuş ya. Deme ya. He abim. Dur ya ben bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Yılmaz abi sen benden bir şey mi saklıyorsun? Küçükken işte şey Tibet Bey, Yılmaz abim iyi değil biliyor musun? Sen de ona uyup buraya kadar geldin. Nuri, Sevda burada mı değil mi? Burada değil. Sevda Hanım'ın burada ne işi var? Ya Yılmaz abi aradı dedi, burada dedi, çağırdı. Ya diyorum ya, Yılmaz abim iyi değil. Servet yengemle boşandılar biliyor musun? Kafa gitti gitti. Sen şimdi git, yarın gel. Hem bu kafayla konuşamazsınız zaten. Yalan söylüyorsun ya. Efendim hürmetler. Var mı bir arzunuz, isteğiniz? Sağ olun, teşekkürler. Yenge hanım siz? Var mı emriniz? Ne yengesi, annem o benim. Ay çok teşekkür ederim. Çok mu genç görünüyorum? Yok yok, siz gayet yaşlısınız da... Oğlunuz biraz yıpranmış demek ki, ha? Överim lan seni. Ya oğlum dur ya. Ya ne dedin ki ya? Tamam, kusura bakmayın, çok rica ediyorum. Ya, yani niye bu sinir? Kardeşim vallahi sohbet ediyorduk, benim bir art niyetim yok. Afiyet olsun. Terbiyesiz. Bakın adamın kafası gitmiş gitmiş. Vallahi gitmiş. Sen bence Sevda abi başka yerde ara. Rica ediyorum yengeciğim, kusura bakma.